Merhaba sevgili satranç severler. Bugün size bir oyundan bahsetmek istiyorum. Karantina günlerinde oynayabileceğiniz strateji oyunu. Bu oyunda Araplar var, Ruslar var, Çekler var, Amerikalılar var, Çinliler var ve Türkler var arkadaşlar. Tabii ki bu oyun satranç. Başka bir şey aklınıza gelmesin. O yüzden biz de şimdi bu strateji oyununu oynayacağız. 3 dakikayla başlayalım. Sonra sizin için uzun oynayabilirim. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar bu arada. Sağlıklı, huzurlu, güzel bayramlar diliyorum hepinize. Bol fedalı, bol taş fedalı bayram geçirin. Evet, Slav oynadık. Gençliğimde çok oynardım. Burada file 4 oynanabilir aslında ya. Normalde fil c8 çekiliyor. At f3, fil f5, at h4 eşit oluyor. E3'e e5 oynanıyor aslında burada. O yüzden at f3 geri dönüyorlar e5'i kesmek için. Tabi izole piyonla oynayabilir. Bu da bir seçenek onun için. İzole piyonla oynamak. Rakip için. Şimdi izole piyon olduğu için önündeki kare her zaman zayıf karedir. Önce orayı bir bloke edeceğiz. Şimdi at f3 dönmek istiyor. Ama atı çıktığım zaman at f5 gelebilir. O yüzden a5 oynuyorum. Fikrim at a6, at c7, at d5 gelmek. At bd7 çıkamıyorum. At f5 gelmesini istemiyorum çünkü. Hem de b4 karesini tutmuş oluyorum a5 sürerek. At a6'dan da çıkabilirim. At c7'den de. At c7'den, at d7'den çıkmanın mantığı e5'i tutuyorum. Aynı zamanda at b6 tempo kazanacağım. Şimdi fili f5'e koyabiliriz. Gerçi at e5 oynamak istiyor ya. At e5 oynatmasak. At d5 otursak. Bir tane h6 ile bir hava deliği de açalım. Fil nereye kaçacak bakalım. Fil f6 mı alacak? Fil h4 mü kaçacak? Şimdi at d5 otursak. Fil e7'ye. At e7, sonra tekrar at d5. Tabi at d5 alırsa at d5 alacağız. Fil f5 gelelim. Kale e1, fil b4. Açmazı alalım şimdi. C3'e baskı yapıyoruz. Şimdi kaleleri oyuna girme zamanı. Şimdi bu vezir f6'ya fil e5 oynarsa vezir g6 oynayamıyorum. Yani vezirimi çıkacağım yer burada. Şimdi önemli. Nereye çıkabilirim veziri? G3 fil de aslında önemli. Fil d6 ile onu da değişebilirim. O da bir seçenek. Bir de kale e8'im var. Kale değişebilirim. Rakip değişmeyelim dedim. Vezir f6. Benim niye 1 dakika 16 saniye var ya? Gf6'dan çekinmiyorum. Olası gf6 hamlelerinden. Alabilirim yani. E5'teki atı kovuyorum sonuçta. Fil E6'ya çekelim. Fil H4 isterse G5 sürmeyi planlıyorum. H6'yı vereceğim gerçi ama H6 verip D4'ü alacağım. Onu düşünmüştüm. Bir saniye. F4 almak zorunda değilim. F4 istekte B3 alabilirim. Şimdi E3'e kaçmak zorunda. Tabii biraz dikkatli oynamak lazım. At C4 oynayacağım E3'e kaçarsa. G3'e kaçarsa D4'ü alacağım. At G4'lere dikkat etmek lazım. Şimdi at G4 ciddi bir tehdit aslında. O yüzden file altı oynamak zorundayız. E5'teki at kuvvetli.
Şimdi at E4 oynar. Vezir G7. Kale istekte, D4 istekte. Alalım kaleyi hiç düşünmeden. Taş değişmem lazım. F6 oynayabilirim belki. Bunu da alayım. Ya da fil D2, kale D4. At F6 istediği için almak zorundayım. Şimdi kale D4. Bir mat saniyemiz kaldı. Ya oynayamıyoruz zamanla. Mouse'um çok kötü ya. Mouse'um kötü derken mouse kullanmam kötü. Aslında mouse'u değiştirme zamanı geldi ya. Mouse önerin arkadaşlar bana. Üç dakikalık oynarken anlatınca biraz sıkıntı oluyor. Biz bir 2600'e yaklaşalım. Daha B3 oynayacağım ya. Son dönemlerde bunu denemeye başladım. Fil B5. Ne alacağız? Rok atacağız. Şimdi fil D3, fil B2, C3. F4 sürelim o zaman. C4 de sürelim bakalım. Fil E2, D3. Atımıza D2'ye çıkalım. Kale C1 geleceğiz. At C4 almak istiyoruz tabii ki. D5 bunu da alacağız. Vezirli alacak. Aa, piyonunu aldı. Ama şimdi at E5'ten sonra D4 piyonunu nasıl koruyacak? Alıp alıp vezir B6 oynayabilir. Fil F3 oynamayı planlıyorum ona da. F3 mi gelsek? Kale C1 gelelim ya. O file bir baskı yapayım. Şimdi fil F3. Şimdi vezir D2 oynayalım. Hem vezir A5 gelme fikrim olabilir. Hem vezir F4 gelme fikrim olabilir. D4'e baskı. Vezir A7 oynayabilir buna. Ha, fil A3. Vezir D4 alalım. Sonra fil C5 yiyeceğiz. Aslında kalite feda etsek mi? Yani vezir D4, fil C5'e, kale C5. İlginç. Ama bu da güzel.
Şimdi D5 aldığımda fil D5, şey, kale D8'e vezir B6 var. Mat istiyorum. O yüzden alabilirim. Bir piyon öndeyiz. Bu sefer zamanımız da iyi. Evet, bunu oynaması normal. Şimdi kale G2 istiyor. Fil E6 alamıyorum. Ama fil E4 oynayabilirim. H6 sürdürmüyorum fil E4 oynadığında. Vezir D8 mat istiyorum. G6 oynarsa vezir D8, vezir F6 oynama fikrim var. Hatta vezir D8 sonra D4. Kaleyi istiyorum. Peki B4 sürsek buna. B4'ü de vermemiş. B2'yi de vermemiş. B3'ü de vermemiş oluyoruz. Söyleyemedim bir türlü ya. Bir tane H3'te oynayalım da. Hava deliği de açmış olalım. Kale A1. Yine ben zamandan geri düştüm ya. Şimdi vezirime daha iyi yere geldim. Artık sürekli şah çekemiyor. Şimdi onlar düşünsün. D4 vezir E1 oynayacak. Şah H2'ye E4 alacak. Peki... Ne bulamıyorum. Vereceğim D3 ya. Ne bulamadım. Olmadı. Çok tehlikeli benim için. 24 saniye. Mouse kullanma yeteneğimi de göz önüne alırsak. F5 tür. Hepsini beyaza bağlayalım. Ay, ne yaptım? Ya inanılmazım ya. Vallahi inanılmazım. Niye A5'i almadım ki? Ben bu mouse'u oynayamıyorum. 10 dakika oynayayım arkadaşlar. Saniyenin altına düşünce 1400'e düşüyor gücüm ya. Hızlı hareket edemiyoruz mouse'la. Gördüğünüz gibi satranç bardağım var.
daha iyi bir rakip gel. En azından bugün bir tane maç kazanalım ya. Bayramda rakipleri sevindirdik hep. Rakip yok. Turnuvada oynayamıyorum çünkü saat 1'de kampımız başlıyor. Dakika oynasak. Hı. 5 dakika daha iyiymiş ya. Bunu Çinli Ali Rıza ile oynuyoruz. Ali Rıza beğenmedi bizi. Ali Rıza'nın Çin versiyonuydu. Ben 5 dakika oynayayım ya bundan sonra. 3 dakika yerine. Zamanı daha iyi kullanırız. Yani telefondan oynayabiliyorum ama bu bilgisayardan mouse'a çok zor. Evet arkadaşlar, mouse önerisi istiyorum. Yani öyle bir mouse istiyorum ki ben daha taşın üzerine götürmeden oku, kendi oynasın. Hamleyi yapay zekalı bir mouse olsun. Doğru hamleyi yapsın. Benden daha iyi oynar. Bunlar rakip gelmiyor ya. Bir 3 dakika daha deneyelim. Haydi bakalım. Biraz daha odaklı oynayayım. Bu da peşte. Fince 5. Vezir de 5 falan oynar şimdi. A5'ten önce kaleye 8 iyi hamle aslında. At A4'e fil F8'e kadar çekebiliyoruz. Şimdi kale A6. Bu da kale A6 oynasam. Kale G6'ya atsam ama C6 ile bu atı da kovmak istiyorum. Şimdi D6 oynayacağım. Daha konumsal oynayacağız. Yani benim kale A6 gelip kale 6. atayla atmamı engelledi. Ama kale E6'dan da gelebilirim. Gelmek istersem. Evet. Şimdi vezir H4'e gidelim be. Bakın mouse'a basıyorum, gitmiyor. Görüyorsunuz. Şimdi fil G4, hızlı bir şekilde filimi çıkıyorum çünkü at G4, bu fil de aslında değerli bir fil. Yani A7 G1 çaprazında aslında fil G4 oynayarak, işte at G4 oynayarak fil çiftini alabilirim. E4'de baskı yapıyorum, at G4 güzel hamle ya. Fil G4 alacak. Çünkü F2 de boşta. Başka hamlesi yok. Vezir nereye katacak? Ha, vezir D3. Aslında bu fili A7'de tutup saklayabilirim. D6'yı aldığımda E4'ü alıyorum ben. Önemli bir fil bu. Zaten D6'yı alamıyor. Neden alamıyor? Fil B8 var. Mat istiyorum aşkiden. Şimdi fil B8. At B6'ya kale A6 oynayacağım.
Neden çekildi? Deveş oynayacaktım gerçi. Evet, yeni bir 3 dakika. Kazandık. Nihayet. Sabaha kadar buradayız. Kazanana kadar. İspanyol oynuyorum. Bakalım İspanyol'da karşımıza ne çıkacak. Vezir E2 de oynamayacağım bu sefer ya. Müsaade etmiyorlar ki. Ana varyanta girelim. File 6, vezir E2. Fil C5 mi? Ha, file E7. O zaman kale de 1. C4. Arkadaş amma çok mail geliyor ya. File 3. File 3, vezir E3. Tabii ki burada B2 vermiyoruz file 3. Burası teorik varyant bu. 15 sene önce de oynuyorduk bunu. Halen oynanıyor yani, düşünün. Şimdi at E4 alarak mı başlasam? Kale C1 oynayayım ya, kale C1. Taş gelişme. Temel prensipler, taş gelişme. Tabii ki bir de böyle oynayacağız bu sefer. Şimdi at E4 tehdit ama. Artık at E4'ünle ilgilenmek zorundasın. C dikeyinde bir üstünlüğüm var. C5 karesi. Kritik kare. C5 süremiyor. C7 piyonu geri kalmış piyon. Konum olarak iyi konumdayız. Şimdi kale C5'te oynayacağız. C4. Neden böyle bir şeye girdi anlamadım. Bir piyon öndeyiz. Büyük aşklar yolculuklarla başlarmış arkadaşlar. O yüzden bir piyon alıp yolculuğa başladık. G3. Şahımızı merkezleştirelim. Şimdi bu kale oynayamıyor C7'den dolayı. Bir B3'ümüzü de sürelim. Bu kalemi serbest bırakmak için. Ne olur ne olmaz. Gelsek mi? Şah 4 gelin mi ya? Bakalım ne yapacak? H5 mi sürecek? Burada artık. Şimdi burada ince bir hamlemiz var. Bir tane şah çekip şu E7'yi atıp kale H6 alacağız. Kale H7 ile şöyle son sıraya sıkıştıracağız. Gerçi F7'deyken de sıkıştırıyorduk ama kalemi istiyordu. Şimdi aslında burada şah G4, şah G5, şah F6 fikrimiz. Kavablanka Tartakover. Gelelim bunu ya. Bu bile yeterli kazanç için de. Alalım. Şahımızı çekelim.
kısa kenarda kaldı. Yanlış hamleydi bu. Bir dakika. Bir tane bekleyeceğiz. Şimdi böyle geleceğiz. Yanlış oynadık. Yanlış oynadık ya. Biz yanlış oynadık ama o da yanlış oynadı. Uzun kenara attık artık. Ya 6 saniyem var. Vallahi mat yapamam ben. Ne yapıyorum ya? Ya of. Vallahi mat yapamıyoruz ya. Elim ayağıma dolaştı. Bilgisayara çok az oyun oynadım ben arkadaşlar. Yani normal bilgisayar oyunlarından çok az oynadım. O yüzden mouse'um iyi değil benim. Çok oyun oynamıştım yoktur bilgisayarda mouse'la. Karokan Atça 3 oynayalım. D3 gelelim. File 2. D4 at B1 dönüyor. Short'un böyle çok partisi var. Fil çiftini alıyor. Verirse. Rokumuzu atalım. Filimizi F4'e çıkalım. Şimdi tabii fil B4. Bunu bir alalım bakalım neyle alacak. Önce bir neyle alacağını görelim. Sonra bir D4 oynayalım. Alırsa alıp C4 oynayabiliriz belki. At E5 gelelim. Şöyle de E2'yi alalım. C3. At G3. E4 karesini tuttum. H5'e bakıyorum. Bu ata şimdi bir hedef bulmamız lazım. Hedefimiz belli aslında. Bunu bir alalım. At E2, at F4, at D3. B4'ünü kestik. B2 koruma altında. Kale E2. Aslında B3 de oynayabiliriz burada da. Kale E2 güzel. Alalım bunu. Bedava piyon.
Kaçalım. Böyle gelsek. Kale B2 alamaz. Ne zaman böyle bir şey söylesem alıyorlar. Niye alamaz? Kale çarpı B2, at çarpı B2, at C6, sonra at E7. Sıkıntılı. Tabi at C6'ya vezirlik atacağı yer önemli. Arkadaş yapamaz dediğim her şey yapılıyor. Nerede bu devlet? Şundan dolayı alamaz demiştim ben işte. Vezir E'yi de alacak herhalde. Aa, vezir E'yi de almadı. Buna kale F2 de alamıyor. Terk. Kale F2 alamaz dedik yani. Biraz güvenmesi lazım bize. Mouse'a gerek kalmadı ya. Kale F2, vezir F2 alacağız. Bayrağı mı düşecek? İyi, bekle bakalım. Bir maç daha yapalım. Show Masters. Ama böyle gözünü seveyim. Dragon oynayacaktım sizin için ama. Burada da D5 mi oynasam? Çok garip bir şey oynuyorum şu an. Filet. Çünkü niye oynamıyorum ki? At D7. Bir saniye. H6 oynasam. H6 oynayayım ya. Bir tane piyon veriyoruz. Almayacak muhtemelen ama. Bir piyon... Aha. At D5. Alırım bunu. Tam bir piyon geriyiz ama duble piyonu var. Sıkıntı yok. Kale B2 kale abi. Geldi. Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan da yürüyelim. Bir piyon geriyiz. Yürümeye devam.
Şöyle bir gelelim ya. Şimdi bunu gelsek, kale hiçbir yere inemiyor. A3 piyonundan dolayı. Böyle geleceğiz. Peki böyle geleceğiz. Gelemiyoruz. G5. Kale ve 6 şah kaçırdım. Yani kale ve 6 şah çekiyorduk ya. Bu olmadı ya. Kale ve 6 şah çekecektik ya. Her şeyi verdik. Niye öyle bir şey yaptım? Her şeyi verdim ya. Kale ve 6 şah çekiyordum kale B8'e G4 sürmek yerine. Kayıp oldu bu. Ay. Daha 30 saniyem kalmış. Hani konum eşit olsa bile zamandan kaybedeceğim bir durum. Şah. Mat oldu nezlemiş. Ya orada şurada kale B6'yı kaçırdık. Çok içime oturdu bu kale B6 hamlesi ya çok. G4 yerine kale B6 oynuyorum burada. Alıyor. Alıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Piyon geriyiz ama çok rahat oynuyoruz. Evet. Biraz daha oynayayım. 20 dakika sonra kamp başlayacak. Ya dragon oynamak istiyorum da kimse oynamıyor. Filleri değişelim. Filimiz kötü. At D6 gelsin ya. At D6'da sıkıntı yok. Otursun oraya at.
5'e bir oturalım. 5 süre. H3. Atımızı B4'e gidelim be. G4'e baskı yapıyoruz. Gelelim kare C8. C2 inmek istiyorum. Ataş altta kötü duruyor evet ama aynı zamanda G4'de de baskı yapıyor. Şimdi fil E2'den hareket edemiyor. Kale C2 inelim. B2'yi almak istiyorum. Basit. Rakip de vermek istemiyor basitçe. Peki böyle oynasak at D6 oynayamaz. Kale E2 var. Gerçi oynayabilir ama piyon kaybediyor. B6'yı alıyor da. B6'yı alıyor. Böyle oynasak. At A7 vezir C3. Kale C1 gelelim. Atı açtığım file 2 şahım var. Şimdi vezir C2 inmek istiyorum. Vezir C2 inebiliriz. Şu fil de F8'e bir çekelim. Şöyle gerekirse G7'ye koyarız. File 7 oynayabiliriz. Vezir D3, vezir C1. Değişmeyeceğim tabii ki. File E'ydi. Vezir B1 oynasak. Alıp alıp geveş. Son kararım. Abo, ne yaptım? Hay Allah ya. Niye böyle hızlı oynadım ki ben? Yine klasik hata yapmadan duramıyoruz. Huyum kurusun.
Ne yaptık ya? Vezir çıkarttık. Allah'tan bayrağı düştü. Evet arkadaşlar, şimdi kampa başlayacağız biz. Bugünlük bu kadar. Acemilik yeter. Bir tane de puzzle rush yapayım ya. Bir 3 dakika, bir 5 dakika yapıyorum. Ama bir ayarına bakmam lazım. Gösteriyor gibi. Sıra kimde? Bir dakika. Algılayamadım. Ne? Şu an algılayamıyorum ya. Ay. Alamadım bir türlü ya. Ne fark ediyor ki? Evet. Şimdi ısınıyoruz artık. Ay ne yapıyorum ya?
Fil E7'ydi ya. Fil E7'ydi. Ay. 35 yapacağım ya. İnat ettim. Ay ya. Bismillah. Vezefen oldu galiba. Ay neyse, yoruldum. Kamp başlıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İyi bayramlar.